Merhaba sevgili öğrenciler, yine sizinle birlikte fen bilgisi 2. sınıf için fen bilgisi çalışacağız. Devam ediyoruz. Bu derste 2. bölümden 2. ders açıklayacağız. 2. dersimiz nedir? 2. dersimiz besin büyümeme nasıl yardımcı olur? Besin büyümeme nasıl yardımcı olur? Önce birinci dersten başlıyoruz. Dediğimiz gibi insanlar vücudunu veya sağlıklı bir vücudu olmak için ne ihtiyacı vardır? Enerjiye ihtiyacı vardır. Neye ihtiyacı var? Enerji. Enerji nereden alıyoruz? Besinden. Tabii ki besinden alıyoruz. Eğer enerjimiz olmasa belki de düşüyoruz, hasta oluyoruz. Yani güçsüz oluyoruz. Ama enerjimiz ne zaman artar, ne zaman çok olur, çoğalır? Eğer faydalı yemekler yeseniz, özellikle mesela sabah yemeği, kahvaltı iyi bir şekilde yapsanız, enerjiniz artar. Evet, besin büyümeme nasıl yardımcı olur? Önce enerji. İnsanlar enerji ihtiyacı vardır ve enerji nereden geliyor? Yemekten, besinden, faydalı besinlerden gelir. Enerji vücudun hareket, çalışma ve büyümesi için ihtiyaç duyduğudur. Yani biz enerji ihtiyacımız vardır. Neden? Vücudun hareket, eğer enerjimiz olmazsa hareket etmiyoruz. Çok güçsüz. Evet, hareket, vücudun hareket, çalışma, mesela enerji varsa çok hareket ediyorsun, çok konuşuyorsun, hem de iş yapıyorsun, çalışıyorsun. Evet, çalışma ve büyümesi, büyümek için, mesela enerjin olmasa büyük olmuyorsun. Büyümesi için ihtiyaç duyduğudur. Enerji, tekrar söyleyeceğim, vücudun hareket, çalışma ve büyümesi için ihtiyaç duyduğudur. Büyümesi için ihtiyaç duyduğudur. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Sağlıklı besin. Biz enerji hangi besinlerden alıyoruz? Hangi besinler faydalıdır? Burada enerji piramidi vardı. Bizim her gün farklı yemek çeşitleri yiyoruz. Yani farklı. Eğer her gün aynı şekilde yani bir yemek yeseniz belki de beden kabul etmez. Çünkü farklı yemeklere, besinlere ihtiyacı vardır. Bedenimiz, vücudumuz farklı yemeklere ihtiyacı var. Vücudumuz her istediğimi vermez. Eğer her gün tekrar bir yemek, her gün pilav, vücudumuz kabul etmez. Yani kabul ettirirse ama belki bir protein veya bir kalsiyum, böyle bir şeye eksiklik olur bedenimizde. Besin piramidi, sağlıklı yemek seçmemiz yardımcı olur. Besin piramidi vardı. En aşağıdan başlayacağız. Aşağıda besin piramidinde ne geliyor en aşağıda? Aşağı seviyesinde bitkiler geliyor. Çünkü bitkiler çok çok fazladır. Enerji fazla. Bizim bu piramitteki tüm yemek gruplarına ihtiyacımız var. Piramit altında bulunan yemeklerinden çok ve piramit üstünde bulunan yemeklerinden az vardır. Ama en aşağıda olsa çoktur, bitkiler gibi. En üstünde olsa az yemekler bulunur. Şimdi sağlıklı besinler okuyacağız. Bunlarda sağlıklı besin buradan başlıyor, meyveden. Meyve, sebze, budaygiller, protein, kalsiyum. Meyve, sebze, budaygiller, protein, kalsiyum. Bunlar her ayrıdır. Yemekleri ayrıdır. Meyve, mesela tatlı vardır, ekşi vardır, muz,
elma, nar, portakal, limon, mandalina, şeftali, karpuz, bunlar hepsi nedir? Meyvedir. Bir sürü meyvelerimiz vardır. Meyveler çoktur. Bu sağlıklı besindir. İnsanlar meyveyi yememiz gerekiyor. Her bir insan. Biz meyvelere yememiz gerekiyor. Çünkü bedenimiz ihtiyacı vardır. Meyveler çok faydalıdır. Yemekten sonra ne yememiz gerekir? Meyveler yememiz gerekir. Muz gibi, elma, her bir meyve içinde farklı bir faydası vardır. Sebze. Sonra ne geliyor sebze? Bir sürü sebzeler vardır. Onlar da çok faydalıdır. Bedenimiz sebzelere ihtiyacı var. Sebze domates, patlıcan, biber, kereviz, maydanoz, salatalık, yeşil biber. Bunlar hepsi nedir? Sebzelerin örnekleridir. Sebze ayrıdır, meyve ayrıdır. Karıştırmayın. Çoğu sebzeler nasıldır? Rengi yeşildir. Yani bilin, çoğu yeşildir. Sonra buğdaygiller geliyor. Buğdaygiller, buğday var, arpa var, pirinç, mısır, makarna. Makarna hepsi buğdaydan yapılırlar. Ya da bulgur. Bunlar hepsi buğdaygillerin örnekleridir. Ve insanlar yine de buğdaygillere ihtiyacı vardır. Buğdaydan un yapar, makarna yapar, çeşitli pastalar yapar. Bunlar hepsi buğdaygillerdir. Sonra protein. Protein, yumurtada protein vardır, patatesten yumurta protein vardır, fasulyede vesaire. Çok yemekler vardır, içinde protein var ve insanın vücudu proteine ihtiyacı vardır. Kalsiyum. Kalsiyum, peynir, süt, yoğurt, böyle şeylerden ne vardır? Kalsiyum vardır. Ayrıca bunu unutmayın, protein etten protein vardır. Et hayvanı ya da tavuk eti veya balık eti protein var. Kalsiyum dediğim gibi peynir veya süt, yoğurt bunlardan ne vardır? Kalsiyum vardır. Her gün ya da her gece süt içmemiz gerekiyor. Süte ihtiyacımız vardır. Sadece süt değil, tüm kalsiyumlar. Yani insanlar her birinden bir küçük bir miktarda bunları yemeniz gerekir. Çünkü bunlar sağlıklı besindir. Vücudumuz bu sağlıklı besinlere ihtiyacı vardır. Sağlıklı besinler nedir? Meyve, sebze, buğdaygiller, protein, kalsiyum. Evet. Şimdi başka bir derse geliyoruz. Kalıp üçüncü dersimiz. İkinci bölümde üçüncü dersimiz nedir? Kalp ve akciğerlerim nasıl çalışıyor? Kalp ve akciğerlerim nasıl çalışıyor? İnsanlar nasıl soluk alırlar? Hangi şeyle? Akciğerle. Akciğerle iki borusu var. Birisi ağzımız için, ikincisi burnumuz. Burnumuzla nasıl yapıyor? Ne yapıyoruz? Soluk hava alıyoruz. Hava gelip gidiyor. Evet. Burada kalp nasıl çalışır? Önce kalp ve akciğerlerim. Bu kalptir. Bu kalp, bu akciğerler. Akciğerler iki taraftan oluşur, iki bölümdür. Evet, kalp ve akciğerlerim olduğu sürece hayatım devam edecek. Kalp vücudun bir bölümüdür. Vücudun, kalp vücudun bir bölümüdür ve hangi taraftadır? Sağ veya sol, sol tarafta bulunur. Evet, bu bölümde. Kalp vücudun bir bölümüdür. Kanı vücudun bütün bölümüne taşır. Kanı vücudun bütün bölümüne taşır. Ne yapar? Kanı, kan vücudun tüm bölümüne taşıyor. Vücudun tüm bölümüne ne taşır? Kanı taşır. Bu işidir. Yani kalbin işi nedir? Kalbin işi kanın vücudun tüm bölümüne taşır. Evet, akciğerler iki bölümdü. Gerekli havayı almak için bana yardımcı olur. Gerekli havayı almak için
bana yardımcı olur. Burada hava giriyor. Gerekli havayı almak için ne olur? Bana yardımcı olur. İki bölümden oluşur. Bu nedir? Bu iki bölüm akciğerdir. Akciğer. Bu bölüm nedir? Kalp. Her bir bölüm kendi görevi vardır. Dediğim gibi kalp vücudu bir bölümüdür. Kanı vücudun tüm bölümüne taşır. Kanı vücudun tüm bölümüne taşır. Sonra akciğer iki bölümden oluşur. Gerekli havayı almak için bana yardımcı olur. Gerekli havayı almak için bana ne olur? Yardımcı olur. Evet, hayatta kalmamasına sağlar. Sonra şimdi geliyoruz tek tek. Kalp nasıl çalışır? Kalp nasıl çalışır? Kalbinin hacmi yumruğu gibidir. Yumruğu şöyle yapın. Kalp ne kadardır? Bu kadardır. Yani herkes kendi yumruğu böyle yapsa o zaman belli olur kalbi ne kadardır. Yumruğu ne kadar olsa kalp o kadardır. Evet. Her kalbim hacmi yumruğun kadardır. Kalp her atışına kanı vücudun bütün bölümlerine taşır. Her atışına kanı bütün bölümüne taşır. Yani ne kadar atış yapsa o kadar kanı taşıyor tüm bölümleri. Spor yaptığımız zaman kalp atışımız nasıl olur? Hızlı. Mesela koşuyorsun, tırmanlama yapıyorsun, koşuyorsun, yoruluyorsun. Kalbin nasıl vuruyor? Çok hızlı vuruyor. Ama dinlendiğimiz zaman ya da yattığımız zaman kalp nasıl vuruyor? Yavaş vuruyor. Atışımız sakin olur. Kalp böyle çalışıyor. Kalp kalbimin hacmi yumruğu gibidir. Yumruğu kadardır. Kalp her atışında kanı tüm bölümlerine taşıyor. Spor yaptığımız zaman kalp hızlı atışı nasıl olur? Hızlı olur. Dinlendiğimiz zaman kalp sakin vurur. Şimdi akciğerlerim nasıl çalışır? Bu da akciğerlerim nasıl çalışır? Şimdi bahsediyorum. Her birimiz göğsünde iki akciğerleri vardır. Göğsünde, her bir insan göğsünde iki akciğerleri vardır. Akciğerler soluk almak için bana yardımcı oluyor. Soluk almak için. Soluk aldığımız zaman hava bir boru yoluyla akciğerlere girer. Bir boru yoluyla akciğerlere girer. Sonra yine bu havayı almak için yine dönüyor. Aynı borusuyla hava dışarıya çıkıyor. Aynı boruyla hava içeriye girer, akciğere girer. Aynı boruyla akciğerden hava çıkıyor. Evet, bu bir boru yoluyla. Çünkü akciğer iki borusu vardı. Birisi yemek yeme içi, ikincisi nefes almak için burnumuzla. Bir boru yoluyla akciğerler girer, aynı boruyla akciğerlerden çıkar. Akciğerlerim İç ve dışın bölümleri karşılaştırırım. İç ve bölüm dışınları, dışları nasıldır? İçinde kan vardır. Yani kalp vardır. Kalp kana veriyor. Kime veriyor? Hangi bölüme veriyor? Akciğerlere. Sadece akciğerlere değil, tüm bölümlere verir. Evet, bu akciğerlerin nasıl çalışır okuduk. Bu defa kalp ve akciğerler birlikte çalışırlar. Kalp ve akciğerler nasıl birlikte çalışıyorlar, birbirlerine bağlıdır, nasıl? Vücudum gerekli oksijeni elde etmek için kalp ve akciğerlerim birlikte çalışır. Oksijen ihtiyacım vardır. Oksijeni aldığımda hangisi çalışıyor, hangi bölümler? Kalp ve akciğerler dinç oluyorlar ve çalışıyorlar. Bu iş nasıl yapılır, nasıl olur? İlk önce kalp ne yapar? Kanı akciğerlere verir. İlk önce kalp kanı akciğerlere verir. Taşınır. Soluk almak yoluyla oksijen alır. Akciğerlerde soluk almak yoluyla ne alır?
soluk almak yoluyla oksijen alır. Kan oksijeni alıp, kan ne yapar? Kan oksijeni alıp kalbe gider. Sonra kan ne yapar? Oksijen alıp ve kalbe gider. Oksijen nereden alıp? Akciğerlerden alıp. Çünkü akciğerler oksijen aldı. Daha sonra oksijeni hangi bölüme veriyor? Kan. Sonra kan oksijeni hangi bölüme verir? Kalbe verir. Böyle devam ediyor. Kalp ise kanı vücudun bütün bölümlere taşır. Sonra kalp ve akciğerlerin sağlığını korumak. Kalp ve akciğer önemli bir bölümdür. Önemli bölümlerdir vücudumuz için. Enerji almak ve nefes almak için. Kalp ve akciğer birlikte çalışıyorlar. Ve kan dolaşma yapıyorlar. Ve kalp bütün bölümlere kanı taşır. Bunları nasıl koruyoruz? Bir yolu vardı spor yapımında. Spor yaptığınız zaman kalp ve akciğerlerimiz güçlendirir. Ne yapar? Kalp ve akciğerlerim güçlendirir. Spor yaparak korumamız gerekir. Spor kalp ve akciğerlerim daha fazla çalıştırarak ve güçlendirmektedir. Güçlendirir. Yani hangi yoluyla biz böyle bir bölümleri kalp akciğerlerimiz korumamız gerekiyor? Spor yoluyla. Spor çok önemlidir hayatımızda. Herkes yapmanız gerekir. Evet. Şimdi ikinci bölümümüz bitti. Bu defa üçüncü bölüme giriyoruz. Üçüncü bölüme giriyoruz. Acaba üçüncü bölümde neler okuyacağız, kaç dersten oluşuyor? Şimdi belirteceğiz. Evet. Üçüncü ders bölümümüz canlılar birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Ders 3, bölüm 3. Canlılar birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Canlılar birbirleriyle ihtiyaç duyarlar. Birinci dersimiz okuyacağız. Birinci dersimiz hayvan ve bitkiler birbirlerine nasıl yardım ederler? Hayvan ve bitkiler birbirlerine nasıl yardım ederler? Birinci ders. Şimdi bu derste sadece bir ders okuyacağız. Daha sonra devam ediyoruz. Bitkiler, hayvanlar ve bitkiler birbirlerine. Hayvanlar ve bitkiler birbirlerine nasıl yardım ederler? Evet. Burada bir konumuz vardır. Nektar. Thank you.
Hayvan ve bitkiler birbirlerine nasıl yardım ederler olan ihtiyaçları? Arı ile çiçekler. Mesela hayvan ve bitkiler birbirlerine yardım ederler ama nasıl? Örnek veriyoruz, arı ve çiçekler gibi. Arı ile çiçeklerin ilişkisi nasıldır? Hayvan ve bitkilerin birbirinden faydalanma yöntemlerinin birini göstermektedir. Arı çiçeği tohum üretmesine yardımcı olur. Arı çiçeğin tohum üretmesine yardımcı oluyor ve arı ne yapar? Tatlı bir sıvıyı imal eder. Çiçekten tatlı bir sıvıyı imal eden arının besinidir. Buna ne diyorlar? Nektar. Ne diyorlar? Nektar. Bu ilişkiye ne diyorlar? Çiçek burada çiçeğin tohum üretmesine yardımcı olur. Çiçek tatlı bir sıvı imal eder. Nektar adı verilir ve arının besinidir. Nedir? Arının besini. Bunun nektar. Yani ilişkisi nedir? Hem çiçek bitkiye arıya yardım eder, hem arı çiçeğe yardım eder. Arı nasıl çiçeğe yardım eder? Tohum üretmesine yardım eder. Ve bu çiçek nasıl arıya yardım eder? Çiçek tatlı bir sıvı vardır içinde. Bu arı geliyor, bu tatlı sıvıyı imal eder. Buna arının besini olur. Yani burada bu tatlı sıvı arının besini olur. Yani yemek veriyor arıya. Buna ne diyorlar? Nektar. Nektar tatlı bir sıvı, arı tatlı bir sıvı imal eden ve arının besinidir. Buna diyorlar nektar. Şimdi bu arı ve çiçek ilişkisi okuduk. Bu defa bitkiler hayvanlara yardım eder. Bitkiler nasıl hayvanlara yardım eder? Bak, çeşitli bir yollarla bitkiler hayvanlara yardım eder. Nasıl? Mesela bitkiler vardır, hayvanlar geliyor. Mesela kuş gibi bitkinin sapları veya tohumları yiyor. Yiyor ve böyle bitkinin, yani hayvanın besini olur. Böyle bitki hayvana yardım etti. Ya da başka bir örnek. Hayvanlar panda gibi bitki yaprakları ve saplarını yere. Böyle. Bazı hayvanlar bitkiler barınak olarak kullanılır. Kendisi orada saklıyor. Yaban hayvanlardan kendisi saklıyor. Ya da kış mevsiminde hava soğuktur. Kendisi orada koruyor. Burada örnekler vardır. Bakın. Mesela rakum gibi bu ağacı nasıl kullandı? Barınak olarak kullanmıştı. Kendisi orada saklıyor. Bu panda ne yapar? Bitkinin saplarını yere. Yani bak, bitki hayvanlara yardım etti. Bazı kuşlar yuva yapıyorlar. Bak, bazı saplar böyle dalları toplanıyorlar ve ne yapıyorlar? Yuva yapıyorlar. Yani barınak olarak kullanıyorlar. Şöyle bitkiler hayvanlara yardım etti. Daha sonra bu defa hayvanlar bitkilere yardım eder. Hayvanlar nasıl bitkilere yardım eder? Hayvanlar bitkilerin tohumlarını yeni yerlere taşıyarak. Mesela bir hayvan bir yerde yiyor, yürüyor. Orada hepsi çimenlemedir ve çimendir ya da dallardır, ağaçlardır, otlardır. Bir kedi ya da bir hayvan orada yürüyor. Kendisiyle ne yapar? Birlikte tohumları yeni yerlere taşıyarak, tohumlar başka yerlere taşıyarak, ana yerden ayrılanır, başka bir yerden taşıyarak orada bitki oluyor. Ya da kuşlar içinde tohum taşıyan böğürtleri meyvesini yerler. Kuşlar dışkısıyla tohumlar yere düştüğünde o tohumları ana bitkiden uzaklaştırır, başka bir yerde koyuyor. Mesela kendisi bilmez ama yürüdüğü zaman döküyor, yani düşüyor. Böyle uzak ana yerlerden uzaklaştırır, orada başka bir bitki, yeni bir bitki oluşturur. Ya da mesela yine tohumlar bazı hayvanlar kıllarından yapışır, bu kedi gibi. Kedi, bakın, bazı hayvanlar vardı, dikenli bir tohum bir yerden başka bir yere taşınır. Yine ne olur? Yeni bitki oluşturur. Evet, ve kurtlar, ölmüş bitkiler, kurtlar vardır, yer böceği, kurtlar ne yapar? Ölmüş bitkileri yerler.
ölmüş bitkileri var, yerler ve kurtların toprağı zenginleştiriyor. Yani çok faydalıdır kurtlar. Bak bu kurttur mesela. Bu ne yapar? Bu çok faydalıdır toprak için. Toprağı zenginleştirir. Bak nasıl bitkilere yardım etti hayvanlar. Bitkilerin daha iyi bölümlerini sağlar. Evet. Böyle nasıldır? Hem bitkiler hayvanlara yardım eder, hem bitkiler hayvanlara yardım eder, hem hayvan ve bitkiler birbirlerine yardım ederler. Arı ve çiçek gibi, bakın, arı ve çiçek gibi her ikisi ne yaptılar? Yardım ettiler birbirlerine. Yani bu arı ne yaptı? Arı geldi bu bitkinin üstünde. Durdu. Orada ne yapar? Bir sıvı, tatlı bir sıvı vardı. Onu imal eder ve arının besini oluyor. Buna diyorlar nektar. Hem de arı bitkiye yardım eder tohum üretmesinde. Tohum üretmesine yardım eder ve bu bitki arıya yardım etti. Nasıl? Yemek verdi ona. O yemek nedir? Tatlı bir sıvıdı. Arıya verdi. Böyle bitki ve hayvanların ilişkisi şöyledir. Sonra söyledik, bitki ve hayvanlar yardım eder. Bitkiler nasıl hayvanlara yardım ediyorlar? Mesela bitkiler, çok bitkiler vardır, tohumları vardır. Bazı kuşlar geliyor, tohumları yiyorlar. Böyle bak, bitkiler hayvanlara yardım etti. Ya da barınak olarak bazı hayvanlar, rakum gibi, yasıncak gibi ne yapıyorlar? Ağaçlar içinde diken vardır, delik vardır. Onun içinde kendisi saklıyorlar. Barınak olarak. Barınak nedir? Hayvanların korunduğu yerdir. Barınak nedir? Hayvanların korunduğu yerdir. Barınak, unutmayın, barınak. Barınak hayvanların korunduğu yerdir. Hayvanların korunduğu yerdir barınak. Ya da kuş yuva yapıyorlar. Bitkilerin saplarını, dallarını hepsini topluyorlar. Birliği de ağaç üstünde ne yapıyorlar? Yuva yapıyorlar. Böyle bitkiler hayvanlara yardım eder. Sonra hayvanlar bitkilere yardım ederler. Dediğim gibi mesela kurt gibi toprakta vardı. Toprağı zenginleştiriyor. Ve ne yer? Kurtlar ölmüş ölmüş bitkileri yerler. Şöyle toprağı zenginleştirir. Ya da mesela bazı hayvanlar vardı. Tüyleriyle ne yapıştırır? Dikenli bitkiler, tohumlar yapıştırır. Bir yerden başka bir yere taşınır. Orada yeni bitki büyük oluyor. Evet sevgili öğrenciler, 3. bölümümüzde 1. dersimiz ne yaptık? Açıkladık. Sonra diğer derslerde devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.